Selam gençler, hayata tutulanların yeni bölümünde iPhone X var. İlk defa bir iPhone inceleyeceğim bu bölümde. Çünkü daha önceden Mac incelemiştim. iPhone X ya da 10 ne diyorsunuz bilmiyorum ama 5 yıldır piyasada olan bir telefon. Ve bence çok güzel tasarım olan bir telefon. Şöyle. Şimdi Aybeniz yeni geçti bu telefona. Evet. Emre de, bu arada Aybeniz ve Emre konu. Emre de zaten 5 yıldır kullanıyor, doğru mu? Evet. Yani çok iyi bir deneyim videosu aktaracağız size. Fiyatlarına baktım, 5000-6000 TL arasında, 5000-7000 TL arasında hatta, ama ortalama fiyatı 6000 lira. Dolayısıyla şöyle durumlar oldu, işte telefonu eskiyor ya da bozuluyor, kırılıyor. İnsanlar telefon almak istiyorlar, bütçede malum. Şimdi gidip eski bir iPhone mu alalım ya da işte 5-6000 liraya sıfır bir Android mi alalım diye sorular geliyor bana. Onun da cevabını vereceğiz. Ben şu an cevabını bilmiyorum ama inceledim biraz önce. Kamerasına vesaire baktım, fotoğraf kalitesine vesaire baktım, neyse. Şimdi ilk soruyu soruyorum. 1. Sen yeni aldın bunu. Ne kadar zamandır kullanıyorsun? 2 hafta. 2 hafta. 2 hafta da hangi sorun seni şey yaptı, üzdü? Ne sorun? Hiçbir sorun üzmedi. Android'den geçti. Takılıyor mu? En önemli soru. Benimki hiç takılmadı. Takılmıyor. Aa. Abi sen 5 yıldır kullanıyorsun. Bu telefonun kullanırkenki performansı nasıl? Yani bence araçtan tatmin ediyor. Sadece son zamanlarda pil ömrü biraz azaldığı için. Pili ayrıca geleceğim. Yani akışkan mı? Kullanırken takılıyor mu? Akışkan donuyor mu? Evet. Hani bildiğimiz iPhone deneyimi var. Evet. Gayet yeterli bence yani. Yeter. 5 yıldır kullanıyor adam. Diyor ki bunun kullanım deneyimi iyi. O önemli bir detay. Bence de iyi. Çünkü yeni bir telefon alıyorsak, yani ikinci el alacağız tabii ama yeni alıyorsak üzülmek istemeyiz. O açıdan en iyi. En azından yenileme ihtiyacı hissetmedim bu zamana kadar. Bak çok önemli bir detay, biliyor musun? Bu arada arkadaşlar elde tutuş hissi, böyle kavraması falan çok iyi. Ben onun iPhone X'i çok beğeniyorum o açıdan. Küçük bir de yani bence. Aynen. Şimdi birincisi, günlük kullanım performansından memnunuz. Doğru mu? Evet. Güzel. Peki oyun oynatıyor mu? Sen oyun oynuyorsun. Oynuyorum. Yani bir saat kadar oynatıyor. Yani pil ömrü işte dediğim gibi biraz zayıfladığı için çabuk bitiyor şarjı. Ama tamam, performans ama açısından bir oynatıyor. Evet, sıkıntısı yok. Bu arada oyun oynayacaklar için de bence de performansı iyi zaten telefonun. Oyun oynayabiliyorsunuz. Kamerasına geleceğim. Kamerasına mutsuz olduğunuz bir konu var mı? Yok. Bir şey ben söyleyeyim. Ben Android'den geçtim. Yok, evet. 11 alıp portre modundan memnun olmayan çok kişi var. Çünkü 11'de portre kamerası yok aslında. 26 mm kamera var. iPhone 10'larda 52 mm kamera var. Dolayısıyla iyi portre çekiyorlar. 13 Pro ile kıyasladım arkadaşlar. Görüntüleri görüyorsunuz. Bence gayet iyi. Portre performansı gayet iyi. Bizim çektiğimiz ortam sadece biraz karanlık ve ters ışıkta kalıyordu. Orada HDR yeteneklerinin biraz zayıf olduğunu görüyoruz. Ama gün ışığına çıktığınız zaman ayırt edilemeyecek kadar iyi portreler çekebiliyorsunuz. Yani iPhone 13 Pro ile mi çekmişsin, 10'la mı çekmişsin çok bir önemi yok. Gayet iyi çekiyor. Çok benzer yani. Hatta kesme açısından ben onu mesela daha çok beğendim. Ama dediğim gibi karanlıkta kaldığınızda, ters ışık olduğunda onun performansı yeni nesil bir iPhone'a göre çok iyi değil. Ama güzel fotoğraflar çekiyor. Gündüz ışıkla çekerseniz zaten çok iyi çekiyor. Ters ışık olmadığı zaman. Ben kamera performansını çok beğeniyorum. Ki bu telefonla 4K 60 kare videolar çekebiliyorsunuz. Yani bir video kamera olarak da çok iyi bir telefon. O açılardan çok iyi. Yani şu anki şeye baktığınız zaman, video performanslarına baktığınız zaman bu da 4K 60 kare çekiyor, bu da 4K 60 kare çıkıyor. Aradaki fark ne derseniz, burada daha iyi bir HDR sistemi var ve işte ışığı daha iyi alıyor vesaire. Tamam. Daha birçok yenilik var, sinematik mod vesaire, ama burada yine elinizin altında iyi bir kamera var. Yani 6000 liraya bir Android telefon aldığınız zaman 4K 60 kare güzel videolar çekemezsiniz arkadaşlar. Vallahi ama zaten. Bunu da çekersiniz. O açıdan yine ben bir artı veriyorum. En önemli konuya geliyoruz arkadaşlar. Pil performansı. Yani benim için şu an artık zayıfladı. Zayıfladı değil mi? Bu arada ben pile de baktım. 1400 lira şu an Apple'a değiştirse 1400 lira fiyatı biraz tabii fazla ama bence değer. Şimdi bu telefonun, Aybeniz'in telefonu %80'e düşmüş pil sağlığı. Sen mesela ne kadar kullanabiliyorsun? Bir gün götürmüyor asla. Yani bir gün zaten normalde şöyle, de götürmez. İyi olsa da götürmez. Sabah 9'da çekip akşam 6'da falan tekrar çekmek zorundayım. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bu telefonu çalışan biriyseniz, sabah 7'de şarjdan çekerseniz öğlen 2 gibi muhtemelen biter. O sıra tekrar takıp akşam eve geldiğinizde 8-9 gibi. Yani günde 2 şarj edebilirsiniz yoğun kullanımda. Oyun oynarken oyuna geleceğim şimdi. Oyunda nasıl abi? İşte evet, oyunda da yani mesela 1 saat, 1,5 saat kadar oynadığım zaman fullden direkt %20'ye falan düşüyor. Ha mesela oyun süresi 1 saat, 2 saat aralığında. Yani pili zayıf. İlk çıktığında da zayıftı. Şimdi yıprandığı için iyice zayıf. Ve benim tavsiyem, mesela 5000 liraya, 5500'e bir telefon aldıysanız bir 1400 lira da orijinal pile ayırın. Orijinal olmayan pilleri de kullanmayın. Pil alırsanız işte orada tabii ki daha iyi olacaktır. Sonuçta sen 5 yıldır hiç değiştirmedin pilini. Değiştirmedim. Bu açıdan da iyi mesela, 5 yıldır bu telefon, iki telefonla pili değişmemiş, yine de öğlene kadar çalışıyorlar. Yani aslında iyi yani. Bu arada pil sağlıkları %80 civarında. Bence pil konusunda da uzun ömürlü olarak düşündüğünüz iPhone'lar iyi. Bence şöyle bakınca, ama dediğim gibi bu telefonu almayı düşünüyorsanız pil sıkıntısı yaşarsanız
değiştirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Peki esas soruya gelelim. Sen Android'den geçtin. Evet. O abiye bir telefon vardı. Senin aldırdığın. Sıkıldın. O telefondan çok memnundun. Hiç memnun değildim. İlk başta çok memnundum. İlk bir hafta memnundum. Ya bir kere 2000 liraya aldın o telefonu. 3000 liraya aldım. Bu arada şaka bir yana ondan da memnun değildim. Sadece yavaşladı yani. Aynen. Ama yavaşladı. İşte sadece bak aradaki fark bu. Telefon iyiydi. Sonra yavaşladı. Bak bu telefon da iyiydi. Emre 5 senedir. Hala iyi. İşte hani Emre 5 senedir kullanmış. Benim o kadar bile olmamıştı Android. Bu telefonlar çok hızlı onun yanında. Yani aynen. Ben mesela... Neydi telefon? Huawei Mate 20 Lite. Mesela kamerayı açmak istediğimde en az 1 dakika bekletiyordu beni. Bunlarda öyle bir şey yok. Sen ki ben 4 senem 3 senemini kullandım. O yüzden ben Android'den geçtiğim için çok memnunum. Yani geçer böyle bir geçiş düşünüyorsanız ikinci el alayım mı almayayım vesaire mutlu olan bir evet, örnek var burada. Evet ben gayet mutluyum. Oyun için sen Emre daha önceden pek iPhone sevdiğim. Evet ben hep iPhone kullandım. Bir şey diyordun. Emre oyun oynarken çok mutlu değil. Değil. Yani, ya oyun oynarken çok mutlu olmak zor ya. Artık 2 yıldan sonra evet, piller evet. Çok eskidiği için. Yani sen 10 kullanıyorsun ama 12'si olan da aslında çok memnun olmayabilir. 11'i olan da oyun oynarken evet, çünkü pili eskiyor. Onu değiştirmek lazım. Senin öyle bir şey oluyor mu mesela? Ben oyun oynamıyorum da oynasam tamam. Da hızlı bitiyor tabii de tamam. O kadar hızlı bitmez. Yani, grafik olarak da tatmin ediyor hala yani. Hiç tatmin ediyor. Çok iyi. Böyle teknoloji falan bence çok iyi telefon. Güzel. Biz memnuniyetle kullanıyoruz. Şimdi sonuç olarak kullanıcılar aslında tavsiye ediyor. Bu fiyat bandında evet. Bir telefon ama ikinci evet. El olduğu için arkadaşlar doğrudan tavsiye olarak almayın. Ama temiz güvendiğiniz bir yerde varsa bulursanız alınabilir yani hala kullanılabilir. Benim göstermek istediğim şey buydu. Ben de bilmiyordum kullanılabilir olup olmadığını ama kullanılabilir. Sonuçta evet, evet. Bu telefon bir de çok özel çünkü tasarımı yeni tasarım yani o tuşlu tasarımdan değil. Dolayısıyla yani şimdi şöyle yan yana göstereyim. Bence hani o modern telefon tasarımına sahip hatta daha ince falan elde tutması falan çok iyi. O açıdan bence iPhone onlar özel telefonlar. Yani benim tavsiye edebileceğim bir telefon. Dediğim gibi temiz bulursanız alabilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Siz de tavsiye ediyor musunuz? Evet. Bu şartlarda tavsiye evet. Ediyorum. Ama normalde Emre değiştirmeyi düşünüyorum. Parası olan başka şeylere yöneliyor. O ayrı bir şey. Öyle arkadaşlar. Bu arada bu kılıfı hala kullanıyorum. McDonald's'un kılıfı sararmalar daha yeni yeni başladı. Ama bence iyi gidiyor. Şu ana kadar memnunum. Linkini aşağıya bırakırım. Düşünen arkadaşlar da. Bana çünkü çok kılıf soruyorsunuz. Şeffaf kılıf. Şu ana kadar en memnun olduğum şeffaf kılıf da bu. Ama bakalım birkaç ay sonra bir video daha çekerim. Ya da bir videoda bahsederim mutlaka. Şu ana kadar iyi gidiyor. Şöyle göstereyim. Sararacak kısımlarını. Çok bir sararma yok. Aynen. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Bu arada kahve çok güzel. Bayramoğlu Gebze mi İstanbul? Darıca. Darıca Bayramoğlu'na gelirseniz Well Cafe, Evren'in kafesi arkadaşlar. Çok güzel Aysa mutfağını yapıyorlar. Bekliyoruz. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.